Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Biz bugün Koçişim'le beraber Gümüldür'e gidiyoruz tatile. Ve Ares'te. Evet, ve Ares'te, onu da unutmayalım. Güzel bir tatil olacak. Yani günübirlik gidiyoruz aslında, öyle söyleyeyim size. Kalabalık gitmiyoruz. Dün normalde gidecektik, çadır falan kuracaktık. Ama havanın kötü olduğunu gördük. Bir saniye. Buyurun, görüşürüz. Rica ederim. O yüzden biz de bugün böyle günübirlik gidelim dedik. Bugün cumartesi arkadaşlar, Hüseyin evde, yarın pazar çalışacak. Ares de bizle beraber. Ben Ares'in tepkilerini çok merak ediyorum denizde. Değil mi aşkım? Evet. Denizde nasıl bir tepki verecek? İnanın ben çok merak ediyorum. Çünkü suyu seven bir hayvan. Yani normalde ben onun su kabını nasıl doldurduğumda ayaklarını falan sokup çıkarıyor böyle. Şimdi denizde biz olduğumuz için girer diye düşünüyorum. Normalde biz olmasak tabii girmez. Öyle merakla bekliyoruz. Hüseyin de kampa gidiyormuş gibi. Ben ne varsa gideyim. Çok karardım ben de. Evet, sen çok karardın aşkım. Sen gerçekten denize gitmiş gibisin şu an. Evet. Kollar mollar yandı yani onun. Normalde çalıştığı işten belki dolayı da. Dengesiz yandı ama. Aynen. Siyah beyaz gibi oldu artık. Polo tişörtler giydiği için iş yerine giderken kolları yanıyor. Arazi. Aynen, arazide çalışıyor. Tarla, bağ, bahçe dolaşıyorlar. Biz şimdi bineceğiz arabaya, gideceğiz. İnşallah güzel bir tatil olur. Öyle. Size de bugünü böyle vloglamak istedim. Eşyaları koyacağız bagaja. Ares. Ares, nereye gidiyoruz oğlum? Gel bakayım buraya. Şemsiyemiz nasıl? Güzel. Güzel değil mi? Ares. Oğluşum. Gel. Hadi gel binelim arabaya. Güzel. Aferin oğluma. Gel buraya, koltuğa çık. Tipe bak ya, canım. Öf, yanıyor orada Fuat abi. Allah'ım bu ne sıcak ya Rabbim. Ares. Ne gidiyoruz? Çok susadım. Ay. Aa, yanıyorum. Bu su hayatta bize yetmez aşkım. Vallahi yetmez. Alırız artık. Yolda zaten soğuk bir şeyler de alalım. Bu arada makyajım nasıl olmuş sizce? Böyle biraz acele yaptım. Çünkü erken gitmek istedik biz. Sabahın köründe kalktık. Kahvaltımızı yaptık. Kahvemizi içtik. Hemen ben makyaja koyuldum. Ve direkt çıktık arkadaşlar. Hazırlandık falan. Çantayı da hazırladım hemen. Acele. Yanımızda işte mayo aldım. 2 tane havlu aldım. Güneş yağlarını aldım. Yedek kıyafet aldım. Bu kadar. Zaten günübirlik olduğu için sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Yani fazladan bir şey aldım mı diye. Böyle hep bir şey unutmuşum gibi geliyor. Hüseyin'e de dedim hatta. Aşkım biz bir şey unuttuk. Aşkım biz bir şey unuttuk. Sürekli ben böyle moddayım. Hava normalde yağmurlu gösteriyordu aşkım. Ama şey, bu yağmur öncesi sıcaklık, bunaltıcı bir sıcaklık olur ya. Evet. Yani. Fırtına öncesi sessizlik gibi diyorsun. Ona benzedi. Ay. Vallahi arabada pişiyorsanız yaz geldi demektir. Gerçekten kesin ve net yani. Ares'in su kabını aldım. Ne yapıyorsunuz birader? Trafik mi var aşkım acaba? Yolda yine. Bak yine ağzıma doladım o şarkıyı. Kim bu? Sen dedin ya. Ben mi dedim? Söyle bakayım o şarkıyı. Ben bilmiyorum ki. Bakıyorsun öyle yine mağrur bir kere değil ya. Ellerimi doldu. Senin yüzünden ağzıma takıldı. Sen söyledin sabah. Ben de söylüyorum şu an. Böyle bir şey söyleyince hemen ağzıma takılıyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Kırımı yaşsak mı aşkım? Açık sakın yaşsak. Şaka yapıyoruz. Nasıl esti bak, ne güzel esti bak. Bana gözlük de aldım aşkım. Benim gözlüğüm yanımdaydı. Siyah gözlük. Bilmiyorum. Siyah gözlük de aldım ben sana. Ha. Bendekini vereceğim ya. Unisex olduğu için o da takabiliyor. Elbise de Koton'dan aldığım elbise arkadaşlar. Bir vlogumda bahsetmiştim size. Biliyorsunuz çok güzel ki. Ya. Değil mi? Beğendin mi? Rengarenk. Tam böyle yaz elbisesi tabii, değil mi? Kolları falan hoşuma gitti yani. Bu böyle de giyiliyor arkadaşlar normal. Şöyle de giyebiliyorsunuz. Şöyle de giyebiliyorsunuz. Hüseyin'in üstündekini de yeni aldım arkadaşlar. Karşıyaka çarşıda. Çok güzel. Yakıştı yeşili. Esmer olduğu için yakışıyor. Nasıl soğuk geldi. Çok iyi oldu. Of, müziğimiz yok. Su nasıl durur? Su bence iyidir ya. Girilir yani denize. Hava güzel çünkü. Rüzgarlı olsa girilmez de. Karşıda ne var? Bir şey oluyor karşıda. Nerede? Orada. Ay, insan sandım onları. Şapka takmış bir de üstüne giydirmiş ya. Ya bir gizli kamera yapacağım, yaptırmıyorsun aşkım. Şarkı söylüyordu ne güzel, tam çekecektim. Çekemedim gene. Çünkü gül ya gözlerimi doldu. Ben bu kadar. Başka bir şey yok. Nakaratını biliyorum. Bu arada gözlüklerimi taktım. Sevim vermişti buna. Hatta Sevim bana vermedi ya. Niye öyle dediysem. Kaldı bizde. Ben de kullanıyorum şu an. Benzinliğe geldik şimdi. Mazot alacağız. Araba dolu her yer. Çünkü millet geziyordu. Ay canım öyle buz gibi bir kola istedik şu an. Anlatamam size. Rus süremedim demeyin. Bu sefer gerçekten uğraştım arkadaşlar. Sürmek için. Bakın. Bu sefer oldu bence. Çünkü dudak kalemi aldım ve dudak kalemiyle de güzel oluyordu. Ooo. Babamız geldik. Teşekkür ederim canımın için. Yolculuğumuz yaklaşık 1 saat sürecek. Öyle bir şarkı var. Değil mi? Gökhan Türkmen'in öyle bir şarkısı vardı. Yolculuğumuz yaklaşık 1 saat sürecek. Ama neydi ya devamı onun? Dinliyordum ben onu bir ara. O zamanlar lisedeydik. O şarkı çıktığında. Hatırlayamadım ama. İzmir trafiğine hoş geldiniz. Herkes bunalmış belli yani. Evet. Hafta sonu değerlendirmek istiyor. Gidiyor bayağı herkes. Trafik var. Yani bu saatte trafik olmaz da saçma çünkü. Saçma. Normalde akşam iş çıkışlarına falan oluyor. Bu konu çok iyi ya, buz gibi. Vallahi. Diyorsun. Evet. Teşekkür ederim aşkım. Hüseyin çok kola içmiyor arkadaşlar. Ben gibi değil. Islak mendil almayı unuttum. Bak şimdi aklıma geldi. Bir şey unuttum diyorum bak. Unuttum yani. Neyse alırız artık. Çünkü makyaj temizleyeceğim. O ne ya? Ağzımıza dolanan şarkı. Sana ne sana ne? Ne diyorsun abicim ya? Biliyor musun şarkı aşkım? Hayır seviyorum şarkıyı. Dinlemeyi seviyorum. Çok tatlı şarkı ya. Adam yapıyor ya. Dondurma şarkısı yapıyor bizim. Kornet öğrenmişi. Kavuşsak mı bir yaz günü, düşsem düşsem yoluna. Aşkım, havaya baksana. Gümüldür, çeşmeli gümüldür. Ah be, şansımıza bakın arkadaşlar şimdi. Havayı gösteriyorum. Bu tarafta resmen hava kapalı. Üstümüze bir şey mi asaydık? Şemsiye falan almadık ya aşkım. Şemsiye? Üşümesek iyi bari. Şu taraf açık bak. Bu tarafta ne var? Foça. Dönelim mi Foça? Foça yolunda hemen. O taraf açık da bu taraf gerçekten. Biz de hep hava kapalı olduğu zaman denk geliyoruz. Anlamadım. Vallahi ben de anlamadım. Kelime dönsek bilemedim de. Foça'ya mı gitsek? Ama yağmur şimşek çıktı. Işık çıktı değil mi? Ben de gördüm sanki. Dün müydü ya? Dündü değil mi aşkım? Elektrik şartellerin attığı gün. Evet. Dün bir yağmur bastırdı arkadaşlar, size anlatamam. Evde evet. bir de tektim. Ares'le ikimizdik yani. Ama öyle böyle değil yani. Hava güneşliydi, bir anda dolu yağmaya falan başladı İzmir'de. Bizim elektrik panelinin oradan, şartelden ışık çıktı böyle. Çok korktum. Sonra komşunun ziline bastım yan tarafta. Dedim acaba başkasının da attı mı? Hani sorayım falan. Herkesin atmış yani. Herkesin atmış. Merdivende bir sürü insan doluydu bizim binada. Ama bizim acaba mahallede de mi öyleydi? Hani bilmiyorum da. Hüseyin'i aradım. O da işte Sasal'da. Bizim burada yağmur falan yoktu. Hava çok güzel de burada diyor. Senin orada nasıl yağmur yağıyor falan. Şaşırdı yani o da. Tabii canım. Aşkım yağmur düşüyor. Yağmur düşüyor. Eyvah eyvah. Şey mi yapsak acaba? Hı. Bir tane Gümüldür'den bir tane restoranta arayalım. Hı. Diyelim abi işte ne var menüde falan. Hı hı. Geleceğiz de abi şimdi yola çıktık. Yağmur var mı abi? Gidelim. Yağmur var mı? Çok zekisin. Mantıklı ama aşkım yağmurlu olduğu her türlü aşikar bence. Baksana güneş. Ay güneş nereden çıktı? Aklım güneşte de şimşek çaktı resmen. Foça'ya mı dönsek ya gerçekten? Buraya bir saate biz gidene kadar oraya gelir. Diyorsun. Tabii canım batıdan giriyor rüzgarlar ülkeye. Denizden... Olsun ya gidelim gezmiş oluruz. Gümüldür'e mi? He. %50 yağışlı diyor. Yanımıza mayo aldık. Desem ki bulutta, buluta baksana, kocaman bulut. Evet, kapkara bulut. Ama bak, saat 12'de yağmurlu, sonra güneş açıyor. Vallahi güneşli aşkım. Sürecekleri çalıştıracağım birazdan. Tamam, gidelim gidelim. Şu an Menderes'teyiz arkadaşlar. Yağmura bakın. Ne kadar şanslıyız ya. Dönen kavşaktan çıkın. Ares ne yapıyor? Bakalım. Aşkım. Ares. Bana bak bana. O da kendi çapında takılıyor arkada. Ne yapsın? Şimdi o da ıslanacak bizle birlikte. Büyük büyük atıyor şu an. Dolu yalnız mı? Dolu da ya bile. Baksanıza. Tsunami'ye gidiyoruz. Valla. Evet. Gümüldür'e geldik. Burası güneşli arkadaşlar. Şansımıza gerçekten. Böyle bir bulut geçkini oldu büyük ihtimalle. Maskeyi unuttuk. Arabadan hemen. Benim çantamda var. Şöyle BİM'e girelim dedik arkadaşlar. Islak mendil unutmuştum ya ben. Islak mendil alayım. Başka bakarız işte. Ne alınacaksa alırız. Aklıma gelmiyor şu an. Yiyecek bir şeyler. Abur cubur falan. Alabiliriz. Bundan mı alsak dedik de. 4 dolarımızda. Kaça kaç ki? Santimetresi. Yazıyordur bir yerinde ama. Nerede yazıyor göremedim ben. Boyu tam böyle. Olmayabilir bu. Tamam. Bu büyük biraz. Ben şöyle şuraya kadar. Kısa bir şey istiyorum. Çikolata alacak mısın? Çikolata alacak mısın? Çikolata. Çikolatalar burada. Etticamga. Ne alsak bilemedim ki. Sen bunu seviyorsun. Bundan alalım. 2 tane. Şu karışık şeyden mi alsak ya? Çerez yeriz. Piknik masa seti diyor. Orada şuna baksana. Orada sandalye seti. Evet. Ana çok güzelmiş. Ne kadar diyor? 299. Ama bu bizim arabaya sığmaz ha. Çok büyük. İçini merak ettin değil mi şu an? Ucundan bakalım böyle. He güzel. Sandalyeler. Güzel mi o demirler? Demir iyiymiş. Ağacı nasıl? O benim şeye benziyor. TV ünitesi var ya. Çalışma masasında kalın. Aynen. Bu kadar da olmaz ki. Evet şunları aldık çıktık arkadaşlar şimdi. Şöyle karışık çerez. Islak mendil lazımdı. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch. Çikolatam erimiş. Geldik biz arkadaşlar. Şimdi arabayı park edeceğiz. Sonra Jumbalak denize. Burada Gümüldür Halk Plajı'ndayız. Sonra şeyi sorduk. Gümüldür Tabiat Parkı'nı, fiyatlarını falan sorduk. Çok uygun. Arabayı sokmak 35 lira. İçeride çadır kurarsanız 70 lira da ekstra ücreti var dedi. Yani günlük 105 lira günübirlik. Evet, Gümüldür Orman Kampı direkt. Aynen. Hatta şurası Devlet Su İşleri'nin kampı. Bizim küçüklüğümüz burada geçti resmen. Şu an çok rüzgar var. Umarım sesimi alıyordur. Ares denize gireceğiz birazdan oğlum. İnşallah korkmaz ya. Giyindik bu arada. Hemen şuradaki 20 kabinleri bulduk. Evet. Şemsiyemiz hazır. Oğlum mandalı da indir aşkım. İndirdin mi? Biraz aşağı mı? Yo iyi bu böyle iyi. Evet diyorum biz. Ares nereye geldik biz oğlum? Tasmasını çıkarsam mı ki? Şu insanlar da var ya. Dur oğlum tamam mı burada? Yanımızdan ayrılma. Biz nereye geldik? Aşkım. Aşkım. Denize giriyoruz hadi. Aşkım sen burada oturursun. Tamam. Burada sen oturursun orada. Ben de burada otururum. Hiç fark etmez. Ben yerde de otururum. Ucunu bana doğru çevirsen mi bunu? Dur Ares gel. Ares gel oğlum. Ben de burada. Sen burada otur istersen ben burada oturayım. Bak tamam edeyim. Sorun değil aşkım. Deniz çok iyi dalgalı ya. Hadi girelim aşkım. O sana diyor ki ona yer yapıyorum. Aynen. Ares ben gidiyorum gel. Hadi gel. Ares. Gel. Gel oğlum. Hadi gel. Gel, ben gidiyorum. Ya canım benim ya. Korkuyor. Ares gel oğlum. Dalga gelince geri kaçıyor. Gerçekten giremiyorsun. Gel. Bizi bekliyor. Çok güzel değil mi? Dalayım mı? Kamerayla mı dalayım? Aa, düşüyorum. Ares gelmiyor. Çok iyi dalgalı. Ilıca suyu gibi burası da. Ama burası biraz soğuk arkadaşlar. Oraya göre. Orası ıpalıktı. Biz annemle girdiğimizde dağılmıştı. Burası bir de direkt boy oluyor. Ay, makyajım kaldı. Neyse kafamı sokacağım ya bu sefer. Ay, ay. Ares. Allah. İyi mi kanka? Ya kıyamam. Konuşuyor. Şimdi. Ares ya beni öldüreceksin. Hadi gir bakalım. Haydi cumbarlak atla bakalım. Bize bakıyor Ares'te. Allah'ım yerim ya. Keyif bizde. Ares'i acaba nasıl kullanacağız? Kenarda nasıl kullanacak diye düşünüyorduk. Kendi kendine yaptı. Hiç gelmeye niyeti yok gibi. Bunlar diyor. Yıkanıyordu diyor kesin kendi kendine. Aynen. Tuhaf geliyor ona şimdi. Dalıver diyor. Dalga geliyor dalga. Huu. Ama çok güzel suyu. Bize bakıyor. Kurtarıcı, melek. Çok güzel. Evet. Suyumuz. Allah. Hüseyin de korkuyor arkadaşlar. Kamera düşecek falan. Dalgalar çok fazla da ondan. Evet. Yani. Dalga. Allah. İyi, ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Hadi eğlenelim. Aynen. Eğlenelim mi? Sizi bırakacağım arkadaşlar da. Çünkü çok dalga var. Ay, yürüyemiyorum bile. Bir tuhaf geliyor bana. Ares de yatıyor orada. Canım benim ya. Aşkım. Sen ıslandın mı? Her yeri kum yapmışsın ya. Güneşlenme vakti. Yattım yere vallahi direkt. Hüseyin de şimdi ıslak mendil getiriyor. Makyajla denize girdim ya. Niye girdim falan yazmayın. Sağ ol aşkım. Bronzu mu süreceğim önce? Aha. Hüseyin beni yağlıyor, ballıyor şimdi. Bir saat güneşlensem çok iyi olacak. Aşkım bir tane daha köpek var. O da çok tatlıymış. Sana da süreceğim aşkım. Süreyim mi sana da? Koruyucu alırım. Bir saat. Bir duble koruyucu. Ben çünkü yanmayı sevmiyorum. Evet. Sen zaten bronzsun. Başka ne yapayım aşkım? Başka yok aşkım. Yapıştın aşkım. Yapışmıyorum. Kaslıyım ben, kaslı. Baklava hem de baklava. Görünmüyor ki. Türk baklava. Türk baklava diyor. Allah'ım yani. Beni öldürecek. Ben burada güneşleniyor birazcık. Burada biraz daha otururuz. Sonra yemek falan yemeye gideriz. Değil mi aşkım? Gider. Gider miyiz? Çok rüzgar var ya. Duşumuzu aldık. Tertemiz olduk. Her yerimiz kum içindeydi arkadaşlar. Ben daha çok kumluydum yani. Yüzüm falan zaten görünmüyordu kumda. Şimdi temiz temiz duşumuzu aldık. Ben şöyle hemen makyajı çıkarayım da kendine gelsin. Gözlerim mor gibi olmuş çünkü. Fardan dolayı. Üstümü de değiştirdim. Böyle daha aşırı rahat bir şey giydim. Yani o elbise de rahattı da. Yani şort üst olunca daha rahat oluyor bana. Tarak da almayı unutmuşum arkadaşlar. Şimdi saçlarım böyle. Allah'tan şampuan vardı da şampuanladım, tarağı almayı unutmuşum. Şimdi senden ricam bunun içinden Sinos Kozmetik'in güneş kremini bulmak. Hadi bakalım. Helal olsun lan. Hemen buldu anında. Anında. Önce sana sürelim. Hüseyin böyle yüzüne bir şey sürüldüğünde falan seviniyor böyle. Hoşuna gidiyor. Bana diyor ki aşkım bana bakım yap. Hadi yüzüme bir şeyler sür. Tabii ki de bakım yap. Evet ben sana bakarım. Bak sivilce çıktı sonra. Ben yoktum ya. Ben Salihli dedim ya. Şimdiki bir de ben süreyim. Böyle güzelce ne? Kameraya bakarak sürelim. Şimdi biz yemek yemeye gideceğiz arkadaşlar. Ürkmez'de bir tane restoran var. Önceden gitmiştik babamlarla birlikte. Oraya gideceğiz. Oranın yemekleri çok güzeldi çünkü. Burada karnımızı şöyle adam akıllı bir doyuralım. Belki orman kampına geliriz. Olmadı Sevim'le geliriz belki bilmiyorum. İnşallah bu arada sahilde çekim yaptık ama sesimizi almıştır. Sesimizi almayan yerler olabilir. Oraları keser miyim bilmiyorum. Evet biz Ürkmez'deyiz şu an. Lokantamıza geldik. Önceden şurada yemek yemiştik arkadaşlar. Şahin lokantasında. Yemekleri gayet güzeldi. Ve Ares'i de pet shop'tan mama almış Hüseyin. O da şimdi bizle birlikte yiyecek. Şöyle kabını da aldım Ares'in. Şimdi ona vereceğim hemen. Hüseyin nereye gidiyoruz? Ne? Gel. Mama yiyeceğim birazdan. İyi geldi mi? Deniz suyuyla. Kıyamam, susamış. Gel olmuşum. Hadi iç suyundan. Mama vereceğim sana. Çiçeği de sunuyorduk. Aşkım ben bunu açamam. Tamam aşkım. İçerisinde bol yemek var. Pasta tamam. Var. Canın bir şey istiyor mu böyle köfteli sulu? Hepsinden var. Seçeriz şimdi birazdan bakarız. Bakın. Çok acıkmış. Böyle oturacağız. Evet. Böyle otururuz abi. Ares bir karnım ben tas kebabı alacağım az. Farklı bir şeyler yiyelim. İkimiz de kalalım. Tamam. Yemek. Aynı şeyleri yemeyelim. Kızartma söyleyelim bir tane. Tamam, bir tane de tas kebabı söyle. Tas kebabı söyleyeyim. Bir tane de pirinç pilavı. Pirinç pilavı. Salata. Salata getiririz zaten abi. Ha. Tamam. Yeter yeter aşkım. İçim rahatladı. Ares'in de karnımı doyurduk. Bayağı yandım arkadaşlar. Suratım kıpkızarık yani. Buradan belli oluyor mu bilmiyorum ama yandım yani bildiğiniz. Doydun mu oğlum? Ha? Aferin benim oğluma. O zaman Ares'in yatma zamanı. Şuraya bir yere. Kenara otur. Ares tut sen oradan aşkım. Sanki saçlarımın rengi açılmış gibi ama bence deniz suyundan ve güneşten. İkisinin de etkisi var. Ay, şu an fark ettim bak. Yanlış. Kamerada gördüm şu an. Yanlışım resmen. Biraz su içelim. Aşkım sen de iyice karardın ha. Ay ben ya bayağı. Bakın bir şuna. Allah'ım tatlılığa bak. Yiyeceğim seni. Elim bizim olmuş. Evet su içelim. Soğan da mı yesin? Soğan mı? Zaten hocam da sarımsaklı yok mu, yani sade yok mu? Sade yok yani. Sade mi? Kokmayalım başka bir şey. Yemeklerimiz geldi. Şimdi bu tas kebabı, bu da salatamız. Sınar ekşilerden de bu. Sanırım. Bir de kuru pilav, yani pilavın üstüne kuru söyledik. Bir yemişiz ama. Nasıl yedik? Nasıl? Gerçi ben çok yiyemedim. Hüseyin daha çok yedi. Çünkü benim canım böyle soğuk şeyler istiyor. Ne bileyim karpuz olur, dondurma olur. Şimdi çay ikram ettiler. Çay içiyoruz. Vay vay biskolat erkeği gibisin aşkım. Aha ne demesin. Esmer. Ben daha çok birazcık da bu şey gibi. Lupo. Lupo erkeği. Bir ağırlık çıktı bak şimdi yemeği yiyince. Arka plan da güzel oluyor ha. Evet, yeşillikli. Hey, sinek. Kendine yap. İyi esmerleştim ha. Vallahi ay. Ben kararmak istemiyorum. Senin kararın diyor. Çok güzel karardım ben. Ben zaten esmerim, kararmayayım diyorum daha fazla. Güneşten kaçıyorum. Sen güneşe çıkıyorsun. Ben güneşe yakalanıyorum. Güneşe çıkıyorum. Evet, bilerek yani. Çünkü bronzlaşmak güzel oluyor. O zaman buradan biz eve kaçalım. Gezdiğimiz yeter. Tırnaklarım çıktı. Beyaz yerlere. Hüseyin, tırnak konusu açılınca bir şey oluyor arkadaşlar. Sevmiyorum tırnak. Hiç sevmez. Bu çıt çıt sesini falan asla sevmez. Yapar böyle. Aşkım ne yaptım? Ters döndü bir kere tırnağı. Ay yapıyor böyle. bakamam ben diyor. Bir tuhaf oluyor yani. Ben de öyle bir şey yok. Tırnak iyi değil yani. Törpü bile yapamıyorum yanında, biliyor musunuz? Böyle bir şey oluyorum diyor. İçim gidiyor diyor. Çıldırdık biz. Süperlot oynamaya geldik şimdi de. Kolon 3 TL'ymiş. Şöyle 2 tane aldık. Oynayalım bakalım. Nedense içime 27 doğdu. Hepsini 27 oynayacağım. Tamam mı? Aynen. 4 tanesin sen. 4 tanesini de ben oynayayım. Tamam, sen hepsine 27 oynayacağım. Hepsine 27 oynayacağım. İçime doğdu nedense. 21, 25, 27 üçlüsü. Bip 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 bip. Evet, benim şansım bu. Hadi bakalım. Her iki değişer. Ne oldu, şey oldun değil mi bize? Tuhaf oldum, tuhaf hissettim yani. Üç rakamla aynı yapacağım bu ikisini. Şans işte ya, ama öyle oynuyorsun. Zevkine yani. Ürkmez'den oynadık bunu. Evet, bize bakalım. Çıkarsa Ürkmez'den bir tane ev alacağız. Arabaya bindik. Şimdi şöyle kendime bir bakayım. Arabanın içi resmen yanıyor arkadaşlar. Cayır cayır. Evde güzel bir duş alırız. Buradaki duştan bir şey anlamadım çünkü. Burada amcaya dönmeye uğrayalım mı? Uğrayalım. Yolumuzun üstü çünkü. Sevin kayınbabasının evine. Yanına gideceğiz. Biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım benim. Ares de burayı tanıyor, biliyor. Ares, korkuttun birader sen beni ya. Ares, evi... Korkuyorum ya ben sizden ya. Bak vallahi, seni seviyor ama. Öldüm kızım ya, ne bileyim babam ya. Vallahi. Ben sevmeye inanamadım kızım ya. Böyle dedi, sevmeye inanamadım. Abi, evet ya. Aynı şey kızım, köpek de haber verdi size. Köpek haber verdi de biz zorladık onu o gün. 3-4 defa abim videoda seyrediyor, 3-4 defa havlıyor. Evet. Şey yapıyor yani, sevme ama. Vallahi ya ne kadar değişmiş ya. Çok büyük ya. Tüyünden dolayı bana bir de tüylüydü bu. Kestirdik yani tüyünü. Kafaya baksana. Evet, kafadan büyüyor bunlar. Evet, Allah. Biz tatlı ve şöyle karpuzlu fıstık almıştık. Hemen şunlardan hazırlayalım. Bu erimiş hatta. Hava sıcak ya. Bir de şöyle ekler aldık. Bunlar ne ya? Bunları paylaştıralım kızım. Biz yemek yedik. Tadına bakarım. Gel üzerinize koktu abim gel. Hüseyin alın, Ayşe alın kızım alın. Güzelmiş vallahi, yeter. Yedik biz orada, yemek yedik de geldik. Şu çok güzel duruyordu. Böyle nedense alasım geldi. Artık tatlı canım çekmiş büyük ihtimalle benim. Hemen şöyle şunu 3'e böleceğim. Çünkü 3 kişiyiz. 1, 2, 3. Çok güzel duruyor bu. İçi sanırım muzlu bunun. Normal pastanın küçük versiyonu işte. Bayağı erimiş yalnız. Şöyle alayım. Ay. Burayı kesmedin desenize. Şöyle 2'şer tane de ekler koyalım. Mis. Biz şimdi bunları yiyelim. Sonra da kalkarız arkadaşlar. Eve gideriz. Artık yolcu yolunda gerek. Çünkü trafik almamız lazım. Bir de o sorunumuz var. Evet, hava kararmadan biz gidiyoruz. Hadi çok sağ olun. Hayatlarınıza sağlık abim benim. Sağ olun. Selam söyle kızım. Ayaklarına sağlık yavrum benim ya. Selam söyle herkese, dikkat edin. Aleykümselam söylerim. Kendine iyi bak, tamam mı? Siz de çok sağ olun. Bir şey değil. Ne olacak? Her zaman bize de bekleriz. İnşallah babam ya. İnşallah gelin bak. Evet, yorgun bir Ayşe. Gelir gelmez çamaşırları attım. Islak mayolar falan hepsi, havluları falan çamaşır makinesine attım. Ama onun arkasından bir posta daha yıkanacak. Onları da atacağım. Üstümü değiştirdim. Daha duşa girmedim. Birazdan duşa da gireceğim. Böyle arkadaşlar, günümüz çok güzeldi. Turgut Baba'ya gittik geldik. Onu da ziyaret etmiş olduk. Değişik bir gündü. Yani seninle uzun zamandır zaten biz denize gitmiyorduk. En son geçen sene gittik. Annemlerle falan gitmiştik herhalde, hatırlamıyorum. Sığaca'ya gittiğimiz gün. Sanırım oydu. Ondan sonra hiç gitmemiştik. Bu sene kocacığımla ilk tatilimizi de yapmış olduk. Böylelikle bizden mutlusu yok. Ben şimdi bu videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur. Severek izlemişsinizdir. Videoyu beğenmeyi unutmayın kesinlikle. Eğer videomu beğenirseniz beni de çok mutlu edersiniz çünkü. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşça kalın.